İyi akşamlar. Dün Özgecan Aslan'ın, Özgecan Aslan cinayetinin 4. yıl dönümüydü. Şubat 2015'ten Şubat 2019'a kadar kayıtlar altına alınmış 1501 kadın cinayeti var. Yalnızca geçtiğimiz Ocak ayında 43 cinayet kayıt altına alınmış durumda. Bunların 10 tanesi şüpheli ölüm. Yani intihar, kaza, zehirlenme, kayıp gibi çeşitli gerekçeler gösterilerek dosyaları kapatılmış bir takım durumlar. Dolayısıyla bu akşam ele almak istediğimiz çok yakın zamanda ortaya çıkan Şule Çet cinayeti ve diğer şüpheli ölümler. Bu akşamki konuklarımız Gülsüm Kaf. Merhabalar. Geldiniz. Tüten Ateş ve Rem Sönmez. Hep birlikte bu konuları tartışacağız. Gülsüm, beraberce başlayalım istersen. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Öncelikle Özgecan'ı biz de analım, yine hiç unutmayacağız. Bunu hep dün de ifade ettik, sosyal medyada böyle ifade ettim. Maalesef ki hemen her gün bizim, yani bir isimle sembolize eden ama kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkından başlayarak farklı şiddet türlerini de ve işte biraz sonrası şüpheli ölümleri konuşacağız. Şiddet farklı görünümlerle karşımıza gelmeye başladı. Sadece can kayıplarında değil, kadının değil. Çocukların hayatını kaybettiği durumlarda yaşadık. Babaların boşanmayı önlemek üzere kendi çocuklarını öldürdüğü şiddet türü de yaşadık. Her gün bir hani isimle sembolize olan şiddetin bir türüyle hani mücadele ettiğimiz bir gündem, sıcak gündemimiz oluyor maalesef ki. Bunların içerisinde can kayıpları en önemli, ölümden öte şey yok dediğimiz olgu olduğu için biz bununla ilgili hani adına da kadın cinayetlerini durduracağız diye alarak bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Henüz durduramadık ama önemli bir toplumsallık kazandı bu mücadele. Yani o açıdan. Görünürlük kazandı. Evet. Görünürlük kazandı ve mücadelesi de özellikle Özgecan bu konuda bir dönüm noktası oldu. BBC'nin hazırladığı haber vardı, dün görmüşsünüzdür, ya da her sene Özgecan'la beraber bir milat olsun, olacak mı tartışması yaşanırdı. Ben olmadı denilmesine biraz uzağım. Yani aslında elbette ki vahim boyutlarıyla sürüyor. İşte bunu verileriyle de konuşuyoruz. Ama bizzat bedenimizde yaşadık biz onu. Hani kurumsal olarak bedenimizde de yaşadık. Özgecan'a kadar mesela genç kuşaklarda bu kadar sahiplenme de yoktu. O akşamı ben hiç unutmuyorum. Yani sağanak gibi çalışmalara katılmak istiyorum, ben de bu soruna sahip çıkıyorum diye genç nesillerden, yeni kuşaklardan böyle bir bu konuyu, Türkiye'de kadınların yaşadığı çok ağır bir mesele olduğu gerçeğini bütün Türkiye il ve ilçelerinde, yani yurt sathında ve kuşak, genç kuşakları hani bu kadar sahiplenmiyorken bilince çıkardı. Yani keşke aramızda olsaydı bütün bunlar yerine, ama Özgecan o anlamıyla da bence bir köşe taşı oldu, öyle bir sembol oldu. Fakat sorun devam etti ama işte şunu söylüyordum, ölümden ötesi yok diye bildiğimiz için de bu alanda biz bir mücadele ortaya koyma, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama giderek bu andığım şiddetin değişik görünümleriyle karşılaştıkça ölümden ötesinin olduğunu öğrenmeye başladık. İşte şüpheli ölümler ölümden ötesi anlamına geliyor. Ve bizim cinayeti kanıtlamak için bile, bir kadının ve yakınlarının başına gelebilecek en ağır durumu kanıtlamak için bile mücadele yürütmemiz gerekiyor. Hani bunun kendisi zaten yeterince ağır bir durum. Ve bu artık tam bir anayasa ve adalet mücadelesi anlamına geliyor. Her Türkiye'de anayasanın şüphe... Ölümün peşinden giden birileri yok değil mi? Problem yok. Asıl oradan çıkıyor. Sorun şöyle başlıyor. Şimdi Şule Çet bir sembol dava oldu şüpheli ölümlerde. Ondan ama yıllar önce bizim ilk kurulduğumuz yıllarda 2010 yılında öldürülmüş Siirt'in Tillo kayalıklarında cansız bedeni bulunmuş Esin Güneş öğretmen 25 yaşında boşanma istediği aşamada. Kaza ve daha sonra duruşmalar boyunca işte intihar olabileceği de dile geldi. Esin Güneş'te ailesi bize ilk başvuran ailelerdendi. Ben
onu hiç unutamıyorum, bir tarihsel andı işte. İntihar ettiğine inanmıyoruz, kaza olduğuna inanmıyoruz, gerçeğin ortaya çıkması diye. Biz de elimizden geleni yaptık. Orada anmak isterim Çağdaş Hukukçular, hem oradaki Abdülhekim Avukat Bey hani çok hani emek gösterdi. Hem Çağdaş Hukukçulardan da ODTÜ fizik bölümüne düşmeleri inceletme fikrini edindik biz işte. En sonunda düşmenin fizik kanunlarına göre bir dış etki olmadan mümkün olamayacağının ODTÜ fizikten gelen rapor üzerine 2,5 yıl sonra bilimin ışığı salonu aydınlattı ve yani esinin kendini atmış olmayacağı, %0 olduğu bu ihtimal fizik kanunlarına göre kanıtlandı. Ancak öyle sanık tutuklanabildi. Bu bir emsal davaydı ve sonrasında yani belli bir oranda olurdu bütün cinayetler içerisinde. Bir not düşebilir miyim burada? Tabii ki. Esin Güneş'in ilk soruşturmasını yürüten savcıyla şöyle chat dosyasının ilk soruşturmasını yürüten ve orayı evet. kapatmaya çalışan savcı aynı kişi. Evet, bunu da yani şu anda o savcı öğrendim. Şöyle chat dosyasına görevden alındı eksik soruşturma evet. yüzünden. Esin Güneş'te 3 yıl sonra yeniden açıldı. Evet, aynı eksik soruşturmayı yapan, aynı tarzda eksik soruşturma yapılmış. Penceredeki, pervazdaki parmak izlerine bile bakılmamış durumdaydı Şule'de de. Esin Güneş'te de İkisi yani aslında fiziğe göre inceletilmesi yani. Gerekmeyen oradaki böyle korku filmi gibi bir kayalık bölge, Tillo kayalıklarını bilenler belki bilirler. İki tane yüzey var işte, birisi daha altta, birisi böyle bir yüzey. Esin'in kendini attığında olması gerekli yüzeyde değil, zeminde değil, daha ikinci zeminde bulunması nedeniyle bu aslında hukukun içinde ve olay yeri inceleme tecrübesi olan herkesin açıkça görebileceği bir şey bu şüpheli durum. Ama 2,5 sene gerekti bizim bunu gerçeği ortaya çıkarmamız için. Ama ondan sonra seyri böyle sıklıkla olmadı ve bu hani olumlu bir durumdu. Doğrusunu isterseniz OHAL dönemiyle birlikte bir şüpheli ölüm, iki ondan ayrı bir kavram olarak hukukçu hocalarım olarak bildiğiniz faili meçhul oranı artmaya başladı. Hani cinayetten kesin, çünkü bedeni parçalara ayrılmış, Didem Uslu geçtiğimiz işte Trakya'da öldürüldü. Hani cinayetten emin oluyoruz ama fail olamayabiliyor. Orada o ortaya çıktı ama maalesef ki örneğin transseksüelse bir kadın, yani o kadın bu hani durumda çok sık rastlanıyor. Ama kadın cinayetlerinde de bu ara. Trans bireylerle ilgili özellikle evet diğerlerine nazaran daha ne yazık ki daha da değersizleştirerek daha evet. da çirkin bir hem basında hem yargı sürecinde bir izlenti oluyor. Evet, yani o daha da zor bir, evet. biz kadınlar çok zorluk yaşıyoruz ama çok daha zor oluyor. Yani örneğin üçlü dava vardı İzmir'de, Azra arkadaşımız orada faili yakalatabilmiştik. Onun dışında genellikle faili meçhul kalabiliyor. Evet. Bu da ayrı bir konu. Şimdi o oran kadınlarda da artmaya başladı. Şüpheli ölüm oranları da artmaya başladı. Bunu OHAL döneminde hak ihlallerinin bu derece artışı doğrudan önce kadınlara yansıyor. Evet. En hani eşitsiz ilişkiyi yaşayanlara yansıyor. Böyle yorumlayarak hep dikkat çekmeye çalıştık biz. Fakat geldiğimiz noktada Şule ile birlikte de yine kamuoyu gündemine de oturdu. Bu bir tesadüf değil. Çünkü aslında bu oran artıyor. Kadın cinayetleri artıyor, içerisinde şüpheli ölümler artıyor. Onun içinde de yüksekten düşmeler artıyor. Yani burada işte Aysun Yıldırım yeni bize ulaşan bir dosyası kapanmış şüpheli ölüm olgusu. Geçtiğimiz yıl örneğin orada da savcı gereğini yapsa ve buna biz cezasızlık yerine, örtmek kapatmak yerine bunu açığa çıkarmış ve yani yaptırımı olan bir suç olarak kamusallaştırsaydık Şule hayatta olabilirdi örneğin. Bu, o bir sene sonra aynı biçimde öldürüldü çünkü bu yapılabilir bir şey olarak gerekiyor. Erkekler kadınları rahatça öldürüyorlar çünkü hukukun kendi arkalarında olacağına çok güveniyorlar. Herhangi diye. Bir caydırıcılık hiçbir şekilde hissedilmiyor. Evet. Dolayısıyla yani biz de özellikle son dönemde hani son yıllarda Esin'den sonraki seyri değişti. Son birkaç yıldır bunda bir artış görmeye başladık ve özellikle Şule ile birlikte de bizim raporlamalarımıza göre de her seferinde işte bu orana mutlaka bakıyoruz. Ve yükseldiğini ortaya koyuyor durumdayız. Bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Yani buna yani bu çok ciddi bir alarmdır zaten. Kırmızı alarm niteliğinde bir durum. Bu artık hukukun hiç kalmadığı Meksika sınırındaki kadın cinayetlerine evet. benzer bir durum yaratır. Ve en büyük tehlike bu. Hani herkesin kendi adaletini oluşturmaya çalıştığı bir artık hukuktan tümüyle uzaklaştığımız bir yere gidilmesi. Bir şey daha anlatıp hemen sözü bırakmak istiyorum.
Aysun Yıldırım'ı hani anlatacağım size ilerleyen zamanda. Fakat onun bize ulaşma şekli benim çalışma arkadaşımın yıllar önce kızı ve bu çalışma arkadaşım yıllar sonra beni kızının iş yerinin önünde yüksekten düşmüş bir biçimde cansız bedeninin bulunması. Gerekli inceleme yapılmadan da dosyanın kapanması adaletsizliği üzerine buldu. Biraz geç başvurmuş oldu ailede bize ama acılı aileye hiçbir şey denilemez. Bu kadar hızla dosya kapatılması burada sorundur. O zaman da şu gerçekle yüzleştik biz. Bizim size söylediğimiz bu 10 kişi 43 kadın Ocak'ta hayatını kaybetti, 10 tane şüpheli ölüm var diye söylediğimiz oran aslında tam gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bu aile ne basına yansımıştı ne de daha önce bize başvurmadığı için eğer şüpheli ölüm diye kayıtlara geçmediyse ki burada da kolluk kuvvetleri şüpheli ölüm araştırılsın demiş. Savcı böyle bulmayıp intihar diye dosyayı kapatmış. Dolayısıyla basına yansısa bile intihar haberi olarak yansıyacak olduğu için o belirsiz gri havuzonda ne oluyoru bilemiyoruz. Ve beni en çok, bizi kadınları en çok endişelendiren durum da aslında bu 10 oranı da gerçeği yansıtmıyor. Kaç adliye binasında bu durum yaşanıyor kim bilir ve hani... Bu çok endişe uyandırıcı, çok tehlikeli bir gidişat yani diye düşünüyorum. Çok haklısın. Peki bu işin biraz da hukuki boyutunu konuşalım isterseniz. Tüten, İstanbul Sözleşmesi'ni bu çerçevede değerlendirmek ister misin? Evet, biraz şöyle chat davasıyla ilgili hukuki değerlendirme yaparken İstanbul Sözleşmesi'nden söz etmek gerekiyor. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Sözleşmesi bu aslında. Hı hı. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi diye anılıyor ve Türkiye'de bu sözleşmeye imza koyan ülkelerden biri. Şimdi uluslararası sözleşmeler bizim iç kanunlarımızın üstündedir. Yani bu sözleşme hükümleriyle bizim mevcut yasalarımız çelişirse eğer bu sözleşmenin hükümleri uygulanmalıdır, uygulanmak zorundadır. Fakat maalesef mevcut yargılamalarda ne yargıçların ne sanık avukatlarının böyle bir sözleşmeye hiç de uymadıklarını, hatta haberleri yokmuş gibi davrandıklarını ve hüküm verdiklerini görüyoruz. Ki bu da hem iç hukukumuz, hukuk sistemimize aykırı hem uluslararası hukuk aykırı bir durum. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ne diyor? Önemli maddelerinden biri. Diyor ki şiddet eylemleri için başlatılan cezai işlemlerde, yani kadına karşı şiddet eylemleri için başlatılan işlemlerde kültür, örf, adet, gelenek veya sözde namus gerekçe olarak kabul edilemez diyor. Ve mağdurun geleneksel dini vesaire toplumda alışılagelmiş normları ihlal eden davranışları olması da iddia edilemez diyor. Şule Çet davasında ne görüyoruz? Sanık avukatların da ilk savunmalarında, ilk duruşmada bakireliği sorguluyorlar. Bira içiyor diyorlar. Gece dışarıda geziyor diyorlar. Mağdurun, Şule Çet'in ailesiyle sözlü tartışmaya giriyorlar. Öğrenciyken çalışıyor diyorlar. Erkeklerle tokalaşarak selamlaşıyor diyorlar. İnanılmaz bir şey. Yargıç ne yapıyor? Yargıç neden çalışıyordu diye soruyor. Şimdi bütün bu davranışların tamamı İstanbul Sözleşmesi'nin bu hükümlemesine aykırı. Sanık avukatları da, avukat da bir kamu görevi yapar, kamu görevlisidir. Bu sözleşmeyi ve yasaları bilmek ve ona uygun davranmakla yükümlü. Yargıçın zaten işi bu. Erkek arkadaşı evine gelir miydi diye soruyor yargıç ilk duruşmada. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani bu dava, evet, kadın hareketi sayesinde soruşturma kapatılamadı ve davaya dönüştü ama davaya dönüşmesi de yetmiyor. Bir de yargılamanın mevcut, en azından mevcut meri hukuka, yasalara göre uygun olarak yapılması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bir başka önemli hükmü, yargı mağdurun özel yaşantısı ve görüntüsünü korumak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar diyor. Şimdi biz başından beri biliyoruz ki Şule Çet'in fotoğrafları her yerdeydi. Özel yaşamına ilişkin doğru, yalan, yanlış bilgiler her yerdeydi. Sanıkların isimleri, fotoğrafları uzun bir süre kodlandı. Fotoğrafları zaten yayınlanmadı. Bir başka maddesi yine sorgulama ve kanıtlarla ilgili maddesi İstanbul Sözleşmesi'nin.
herhangi bir hukuk ya da ceza davasında mağdurun cinsel geçmişi ve davranışı ile ilgili var olan kanıtlar yalnızca dava ile ilgili ve gerekliyse izin verilir diyor. Var. Yani burada ne olabilir? Şule Çet'i işte kocası öldürmüş olsaydı, hı hı, belki hı, o ilişki tartışılabilirdi. Hakim ne soruyor Şule Çet'e? Erkek arkadaşı evine gelip erkek arkadaşı atmadı ki Şule Çet'i. Ya da sanık değil erkek arkadaş. Dolayısıyla bu soru da tamamen Dümeli İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı bir soru. Yine İstanbul Sözleşmesi'ndeki, bu bizim ceza kanununda da var, kadına şiddet suçlarında kendi otoritesini kötüye kullanan bir kişi tarafından işlenirse bu suç ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilir. Diyor ki TCK 102. maddede zaten patronu tarafından suç işlenirse 1/2 oranında arttırılır diyor. Yine çok önemli bir şey, İstanbul Sözleşmesi'nde sivil toplum kuruluşlarının, yani kadın örgütlerinin burada kadına karşı şiddetle mücadele etkin rolü olmalıdır. Hükmünü koyuyor fakat müdahale kadınların olması, müdahale talepleri reddediliyor, hı hı, bu davada. Ama Aile Bakanlığı müdahale olabiliyor. Bazı davalarda tek tek bunun, hı hı, kabul edildiği, yani İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayan yargıçlar da var ama genel uygulama böyle değil. Şimdi bu neden böyle oluyor? Tabii bunu da tartışmak lazım. Bilmiyor mu bizim yargıçlarımız, avukatlarımız, okumuyor mu İstanbul Sözleşmesi'ni? En azından kadınlar bunu sürekli hatırlatınca bir merak edip okumuş olması lazım. Benim düşüncem bu bir bireysel tavırlar değil bunlar. Bu kurumsal, yani devlet, iktidar, yargı, hükümet vesaire burada ortak bir tavır içinde. Hocam çok özür dilerim araya girerek. Çok haklısınız. Bir örneklemek, hı hı, için girdim, kusura bakmayın. Bizim platform olarak kabul olmuş müdahale taleplerimizi kaldırıyorlar. Arka arkaya böyle kararlar iletiliyor. Hatta bunları Feride Acar hocamıza da ben taşıdım. Hı. Maalesef onun da temsilcimiz de değişmiş, hı, durumda şu anda. Dolayısıyla çok katılıyorum bu tespitinize. Yani 40 yıllık neredeyse Türkiye'de çok güçlü bir kadın hareketi var. Ve bu hareket pek çok yasal değişikliğe ön ayak oldu. Kadınlarla yine pek çok değişiklikler yapıldı. Şimdi bunlar sanki birer geri alınmaya çalışıyor. Kadını kamusal alanda istemiyorlar. Kadın erkek eşitliğini zaten istemiyorlar. Kadının hak sahibi olmasını istemiyorlar. Efendim, evlilik içi tecavüzün suç olduğu 2005 yılında kabul ettirildi ve kadın hareketinin çok, hı-hı, önemli kazanımlarından bir tanesidir. Bu tür bütün kazanımları, işte efendim tecavüzcüsüyle evlendirilerek tecavüzcünün aklanması vesaire gibi kadınların şu son 30 yılda elde ettikleri tüm yasal kazanımlar geri alınmaya çalışılıyor. Bütün bu davalardaki gördüğümüz tutumlar da bunun bir parçası gibi düşünüyorum ben. Ama çok tehlikeli bir şey var. Demin sizin anlattığınız, artık bu kadın cinayeti neredeyse kıyım boyutunda. Evet. Kendileri de dehşete kapılıyor. Çok fazla kadın, tabii, öldürülüyor. Çok, tabii, bu bilebildiğimiz, tespit edilen sayılar kayıt bile altına alınan yalnız korkunç. Kayıt, ki gerçeği bunun nedir hiç bilmiyoruz. Evet. Şimdilik Hürrem devam eder. Gerek yargılama sürecinde gerek basında çok ciddi bir değersizleştirme üzerinden bu işlemler götürülüyor. Ne dersin? Tabii biraz önce de Gülsün'ün de tüten de bir kere mağdurun suçlu hale getirilmesi için o olanca güçleriyle hem medyada da var bunun yansıması hem yargıda da var. Yani bu konuştuğumuz sorulan sorular örneğin, evet, işte bira içer miydi, gece çıkar mıydı filan. Bu bir kere failin suçunu hafifletmeye, mağduru da suçlu göstermeye yönelik. Ama tabii bunun bir mantığı var. Sonuçta toplumun belli bir takım ahlaki değerlerine oynamak bu. Şimdi bunun yansımasını duruşma salonlarında da görüyoruz. Orada tabii şöyle bir tartışma ortaya çıkıyor. Şule Çet davası ile ilgili de bu çok tartışıldı biliyorsunuz. Avukatların yaptıkları savunmalar, sanık avukatlarının yaptıkları savunmalar, sanık avukatlarının kurbanın ailesiyle olan ikili tartışmaları, sataşmaları filan. Tabii ki bütün bunlar
kendi başına birer tesadüften ibaret değil. Bunların hepsi bir zincirin halkaları ve bir sistemin ürettiği şeyler. Yani o duruşma salonunda savunma yapan avukatın, örneğin mağdurun özel hayatına gönderme yapması, onunla ilgili bir takım sorular yöneltmesi veya bunu destekleyen bir takım kanıtlar, raporlar sunması, gayet de hakimlerin ve savcıların hangi zihniyetine yönelik olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bunun başka türlü yansımasını nerede görüyoruz? Medyada görüyoruz. Genç güzel kadın fotoğrafıyla, ölen kadının fotoğrafı kullanılarak yapılıyor bu haberler. Ama biliyorsunuz hiçbir zaman biz o haberlerde faili görmüyoruz. Yani bu kadın cinayetleri artıyor. Buna yönelik olarak toplumda kadınların sesi de yükseliyor. Hani bu anlamda evet, olumlu da bir gelişme var. Ama ne yazık ki bu hakim zihniyet, medyadaki, yargıdaki, erkek kafalı yargıçların, erkek kafalı gazetecilerin hakim zihniyeti değişemiyor bir türlü. Şeyde kadın cinayetleriyle ilgili veya çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili, evet, çok güçlü bir toplumsal mutabakat var. Ne oluyor? Herkes benzer bir şekilde şiddetle kınıyor, benzer tepkiler gösteriliyor. O hakimlere, savcılara, yani bütün bu dosyaların, soruşturmaların neticesiz kalmasına neden olan savcılara da sorsanız mesela, onlar da derler ki o biz çok karşıyız, nasıl demek, kadını öldürmek, şiddet falan. Ama bu mutabakata karşılık bunu besleyen hakim ideolojiyi, bunu besleyen zihniyet, bunu besleyen ahlaki normlarla hiçbir hesaplaşma başlatılamıyor. Yani bunu başlatan, bunu sorgulayan yine kadınlar oluyor. Ama bunu inşa eden sistemle bir türlü bunun sorgulaması yapılamıyor. Nereden mesela örnekleyebiliriz bunu? Sosyal medyada gösterilen tepkilere bakalım. Yani bir tecavüz hadisesi üstüne veya bir kadının öldürülmesiyle ilgili benzer eylemi onun annesine ve kız kardeşine ve karısına, sevgilisine yapmakla tehdit eden onlarca bin, yüzlerce şey görüyoruz değil mi? Mesaj görüyoruz. Veya benzer şekilde örneğin bir tecavüz hadisesiyle ilgili benzer eylemi aynı şekilde kısasa kısas mantığıyla yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla evet, kadın cinayetlerinin artmasına mukabil toplumda da yükselen bir tepki var. Doğru, ama ne yazık ki o yükselen tepki bir türlü besleyen sebeplere ve bunun altyapısını sağlayan, hani hep kadın cinayetleri politiktir diyoruz zaten ve doğru. Faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlıyor. Tabii. O bütün iktidar ilişkileri iki insan arasında başlıyor. Evet, ve onun beslediği ideolojiyle çıkan avukatların yaptığı savunmaları görüyoruz. Savcıların nasıl o soruşturmaları gereği gibi yapmadıklarını görüyoruz. Veya hakimlerin neleri sorguladığını görüyoruz. Ama o ideolojiyle, o egemen bakış açısıyla bir türlü bir hesaplaşma başlatamıyoruz. Ve daha da tehlikeli olan, yani bütün kurumlar katillerin yanında şu anda. Ve bu giderek sıradanlaşıyor. Evet. Bu çerçeve içinde Gülsüm sana soracağım. Ben, kadın cinayetlerini durduracağız platformumuz zaten bu şeyle kurulmadı mı? Bu zihniyeti bir şekilde sarsmak için kurulmadı mı? Senden dinleyelim istersen. Evet, elbette böyle kurulduk. Bir maalesef ki İstanbul Sözleşmesi aslında bize altın standart olarak çözümün yolunu da anlattığı halde uygulanmaması. 6284 ondan önce de zaten sözleşmede öyle tarif eder. İşte önleyici önlemler, koruyucu önlemler, etkin kovuşturma, kadınları geleceğe dönük güçlendirme temel basamakları. Yani cezaya gelene kadar da yapılması gerekli, çok atılması gerekli çok adım var. Bunların hiçbiri atılmıyor ve bizim çok etkin bir kanunumuz olduğu halde 6284 uygulanmıyor. Kuşa çevrilmiş durumda. Neredeyse tersine, işte burada üzerine konuştuğumuz, ne diyorsa bakıp tersini yapmak şeklinde bir eğilimi konuşuyoruz. Bu ancak önemli bir hani kadın mücadelesi gücü, basıncı, bu hani kamuoyu baskısıyla adım attırabildiğimiz, adalete böyle
hani ulaşabildiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Orada artık bizim hani en azından hani bütün bu çabanın sonucunda bu sonuçları alıyor olduğumuzu gördükçe yine daha çok mücadeleye devam diyoruz. Bu açıdan hayatta tutabildiğimiz koruma kanunu da korunmasını sağladığımız kadınlar da var. Ya işte Şule örneğinde gördüğümüz ya da daha eskisi ya da şu anda önümüzdeki olgularda da gerçeği açığa çıkarmak böyle bir kuvvetli mücadeleyle oluyor. Burada ben tam aslında bu sorudan önce de şeyi düşünüyordum. Biz toplumun bu riyakar ahlakıyla yani ahlakçılıktaki bir riyakarlıkla da ne kadar yüzleşiliyor, yüzleşilmemesi bir sorun ve hep bu rüzgara yani böyle bir köke arkasını dayayacağını düşünerek bu suçlar devam ediyor diye düşünüyoruz, doğrudur. Ama bir taraftan da popüler bazı isimlerle de kamuoyu gündemine gelen bazı olgular yaşadık. Toplumun eğilimlerinde de değişme var ve böyle bir bu o sürtünmeyi, o gerilimi yaşadığımız dönemdeyiz diye düşünüyorum. Yani bu mesela da bizim bir ümidimiz aynı zamanda. Bir bizim hani... hani adalet için uğraşan, hakkını arayan kadınların arkasında bir kamuoyu olabiliyor. Bir toplumsallık var. Bu mücadele birincisi en iyi haber bence. Hani bu kadar vahim durum konuşurken sessiz kalmayan kadınların artışı. Mesela işte evlilik içi cinsel saldırıyla ilgili bizim davamız var. Merve Toğlu başörtülü kadın kardeşimiz yani hakkını o kadar sağlam ve kararlı bir şekilde arıyor. Ama mahkemeler direnç gösteriyor hala buna. Bu bir suç olarak tanımlı olduğu halde. Ama hiç susmuyor Merve de. Pek çok böyle sessiz kalmayan, Sıla Gençoğlu çok popüler bir örneğinde yaratmış oldu. Ama işte tersinden az önce konuştuğumuz eğilimi de Ahmet Kural da denedi. Aslında neler oldu arka plan bilmiyorsunuz. Toplumun o riyakar ahlakçılığına oynamayı. Bu hep deneniyor. Hep deneniyor ama çok nadir de olsa yargıda da hani iyi hani hukukçu örnekleri var. Bizim bir davamızda örneğin bizim bütün kadın cinayeti davalarında o duruşma salonlarının hepsinde kendi elleriyle toprağın altına koyduğu ve bu nedenle kalkıp kendini savunamayacak kadın hakkında istediği gibi konuşup o haksız tahrike hani öğreniliyor bunlar zaten ders gibi çalışıyorlar birbirleriyle işte cezaevinde takım elbise sektörü bile var iyi hal için ve ondan sonra pişmanlık için o var haksız tahrik için belli işte kalıplar var. Hep denedikleri sanıkların zaten işte o erkekliğime laf etti, şöyleydi, böyleydi. Yani hiç olmayacak sözleşmelere aykırı olan hani hiçbir biçimde girilemez bu konuya. Ama bu hakimleri, işte hakim evet, gibi davranan. İşte hakimlerden hakim gibi davranan bir tane duruşmamızda biz yani hepimizin gözleri yaşardı bu tavır karşısında. Susturdu sanığı, dinlemedi hiç o yani şey yalan, riya bölümünü. Bir dakika dedi, bu anlattıklarım sadece bir boşanma davası sebebi olabilir, cinayet davası sebebi olamaz kesin dedi. Bir erkek hakim bunu dedi. Yani bütün hakimlerin yapması gereken şey aslında buydu. Şimdi orada da o hakimde sembolize olan ama toplumda da bazı popüler hani kamuoyu gündemine düşmüş örneğin Ceceli konusu vardı. Şimdi Ceceli o kadar nasıl olsa çok kadın düşmanı bir hava var işte. Böyle bir transfobik ortam var, şu var, bu var. Ben hani bütün homofobik ortama da, kadın düşmanı ortama da, her tür ahlak konusuna da benden yana olacaktır kamuoyu diyerek çık giriyorlar. Pek de öyle olmuyor. Ters tepiyor. Ters tepiyor. Ahmet Kural böyle girdi. Yani ters tepiyor. Öyle olmadı. Çünkü şimdi yani, Şule'deki sanık... güçlü bir kadın tabii, hareketi var yani. Tabii bunu, yani evet. O kadar da kolay değil hani bu. Yani dolayısıyla... Bu işte bence de hani iyi de oldu Gülse Birsel'in hani tek tek dik duran kadınları alacaksın. Yani kadın düşmanı erkeklerin de tek tek o duvara çarpışını da izliyor olabiliyoruz. Yani ben toplumda da bunu somut olgularda böyle izledik geçirdiğimiz dönem boyunca. Ama bu Kadir Has'ın bu toplumsal cinsiyet eğilimler araştırmasını çok önemli buluyorum onları ölçümlemesi. Çok ihtiyaç olan bir, yani bir ihtiyacı karşılıyor. Orada da örneğin işte... Şiddeti boşanma sebebi olarak görme eğilimi yükseliyor. Feminizmi erkek düşmanlığı olarak görmeme eğilimi yükseliyor. Kadın erkek eşitliğiyle ilgili eğilimler yükseliyor. Güvenilir kurumlar arasında kadın örgütlerine güvenilir bulma oranı yükseliyor. Onların da araştırmalarında bunu tabii yine hani bu söz ettiğimiz tarihi Akdeniz Havzası'na hani ne yazık ki dayanan hani bu kadar mizojin bir hani kültürün izleri duruyor özellikle daha da hani azınlık arkadaşlarımız için ama onlar da var. Toplumda bir değişme de var. Biz zaten yani biz kadın cinayeti bile yani yapısal olarak tarihin akışında yani Türkiye'de kentleşme artışı, kadınların modern haklarına daha çok sahip çıkmaları, boşanma hakkı hep vardı ama
toplum ilk kez böyle toplumsallaşması. Daha önce boşanmaya, adım atmaya cesaret edemeyen Siirt'teki, yani kendi oradaki gelenekler nedeniyle edemeyen Esin Güneş'in öğretmen olup kendi ayakları üzerine bastığında buna cesaret etmesi ve ilk kez çok farklı dünya görüşlerinden de Türkiye'nin her tarafından kadının da kullanmaya başladığı bir hak olmasının getirdiği bir hani direnç diye de düşünüyorum ben. Elbette ki kadınlar boşanacak, bu medeniyet göstergesidir. Hani kolaylaştırılması lazım ama bu dönemin bizim ne zaman hani her ülkenin yaşadığı bu tarihi evreyi, yaşadığımız dönemin maalesef ki muhafazakar ve kadınları eşit yurttaş görmeyen bir bakış açısına, yönetime denk gelmesi bu krizi doğuruyor. Yani erkekler her durumda direnecekti. Başka pek çok ülkede de böyle oldu. Hani bu kendini gerçekleştirmesine kadının bir şiddetle önlemeye ve kendi hayatını seçmesine, boşanarak kendine yeni bir hayat kurması çok temel hakkına ayak sürüyor. Ama burada bu eli ittirip bir dakika yapamazsın diyen bir siyasi irade ortada olduğunda durum değişiyor. Hep ben bunu örnekliyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne imza attığımız ve 6284'ün yapımına başladığımız yıl kadın cinayetleri bir önceki yıla göre yarı oranında azalıyor. Bizim böyle bir grafiğimiz var. O grafik kuru bir eğri değil. Yaşayan gerçek kadınların hiçbir neden yokken, yani önlenebilir ölüm diye bizim tıpta tarif ettiğimiz. Yani canlarının da grafiği aynı zamanda. Fakat azalıyor. Uygulanmaması ve bundaki rahatlıkla birlikte yeniden hani yükseliyor. Ve hatta bunu bizim grafiği keserek Yeni Akit filan yasaya saldırı için kullanıyor. Bakın yasadan sonra arttı diye. Ne ilgisi var? Önceki yıl fazla. Sözleşme imza attığımızda sadece imzalamak iradesini, bir dakika kadınların yanındayım demiş olması bir siyasi iradenin. Bunun somut bir adımını atması bile bambaşka bir iklim yaratmış. Yani o cezasızlığı ya da bu biraz önceki hani şemada bir dakika deyip erkeğin o şiddet elini ittirmiş. Ama sonra devamının getirilememesi teşvik nedeniyle işte, de tabii ondan sonra da teşvik dönemin başlaması nedeniyle de böyle hani seyrediyor durumda diyebiliriz. Bu çerçevede beni çok rahatsız eden, aslında bu çerçeveyle de bağlandırılabilir ama çok rahatsız eden, hukukçu olarak ve bir insan olarak çok rahatsız eden bir şey var. Yani adalete ulaşabilmek, adalet arayabilmek için herkesin aslında sanki birilerini tanıması lazım. Evet. Ve birilerinden yardım alması lazım. Bir vatandaş olarak sen kendi hakkını bir şekilde aramadan yoksun bırakılıyorsun. Evet. Hukukçu olarak sizler ne diyorsunuz? Evet, böyle bir gerçek var. Yani buradaki... Burada işte sivil, tabii herkesin eşi dostu olmayabilir. Burada yine sivil toplum kuruluşlarının önemi ortaya çıkıyor. Evet. Yani sivil örgütlenmelerin önemi ortaya çıkıyor. İşte konu kadın cinayetleri olunca kadın dernekleri, kadın örgütlenmeleri, platformlar, kadın platformları vesaire ya da hukukçuların... Kadın hukukçular, baronun, kadın hakları komisyonu, baroların vesaire bunlar... Ne kadar etkin çalışıyor barolar bu konuda sizce? Yani hep en azından başka şeylere göre daha verimli. Adli yardım iyi ama kadın cinayeti davalarında çok sembolik olanlara, mesela Özgecan da baro epeyce vardı, Şule de oldu, onların da müdahale taleplerini kabul etmediler ve sözleşmeye aykırı. Ama adli yardım iyi çalışıyor. Biz de mesela oraya yönlendiriyoruz. Boşanmaya bakmıyoruz biz. Yani, biz şiddet temelli şeye bakıyoruz. Kadın komisyonuna emek veren her zaman evet. İstanbul Barosu'na en azından bir sürü kadın var. Olmuştur. Adli yardım çok iyi çalışıyor. Bir de tabii yani şu zihniyetin de devamı oluyor yine. O adalete erişememe hali. Orada korunmaya değer bir hak görmemek gibi. Yani hiç unutmuyorum. Ayşe Paşalı cinayeti ile aynı zamanlardaydı. Adliyenin kapısının önündeydim. İşte bir duruşmadan çıkmıştım. Yanımda da muhtemelen boşanma davasından çıkmış bir karı koca bağırış çağırış şiddetle tartışıyorlardı. Ve kendi kulaklarımla duydum cümleyi. Adam kadına şey diye bağırdı. Seni baltayla doğrarım, gazetelere manşet olursun. Ve polisler oradaydı, avukatlar oradaydı ve yani hani
son derece olağan bir şey gibi o tehdidi orada savurabiliyordu. Dolayısıyla hani o polis veya o savcı harekete... Anında bir suç duyurusu vesaire hiçbir tepki olmaksızın geçme duymamış şekilde. Duymuyor. Yani gittiğinizde karakoldaki polisler yakın zamana kadar ne diyorlardı? Kocandır aile arasında olur böyle şeyler. Sen hani git evine huzurunu kaçırma. Şimdi de 6284'ü nasıl uyguluyorlar? Yani sadece tabii avukatlar da değil. Koruma tedbiri avukat gider ve destek olursun ve koruma tedbirlerini alırsın. Koruma tedbiri diye karakolun telefonunu veriyorlar kadınlara. Yani yanlış telefon numarası tabii bu arada bütün izleyicilerimizin hukukçu olmadığını hatırlayalım. Ve lütfen şeyi açan. Ay özür dilerim. Ama 6284 artık bir şifre gibi oldu kadınlar için de. Biraz Türkiye toplumu da... Aileyi koruma yasası diyelim kısaca. Aileyi koruma yasası kapsamında koruma tedbiri alabiliyor kadınlar. Bunu da artık mümkün olduğu kadar kısa süreli vermeye çalışıyorlar. Ve verdikleri koruma tedbiri diye yaptıkları şey karakolun telefonunu vermek. Zaten karakolun telefonunu buluruz ya. Bulur, kadın kendisi de bulur. Dolayısıyla aslında şey de yetmiyor. Yani hukukçu, avukat desteği yetersiz. Kurumların desteği olması lazım. Emniyetin desteği olması lazım. Sığınma evleri olması lazım. İşte bir takım başka destekler ve imkanlar olması lazım. Ama bu konuda hiçbir çaba yok. Tam tersine yani bu yasayı kadük hale getirmek için, işlemez hale getirmek için örgütlü bir çaba var. Ama ben çok inanıyorum. Yani gerçekten 1980'lerden beri işte dayağa karşı yürüyüşle başlayan kadın hareketi neredeyse 40 yıla yakın olmuş. Hiç geri adım atmamış, hiç azalmamış, çok fazla hak elde etmiş. Yani bu hareketi geriletmek, kadınlardan bu hakları almak hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Evet, zaten en umut çünkü varoluşla ilgili şeyler bunlar. Yaşam hakkıyla ilgili şeyler. Yani kadınlar bunu burada çok geri adım atmazlar. Bir de yani oradan birikene daha hani tarihsel olarak yeni kuşakların çok kadın haklarına ve feminizme yönelmesi ekleniyor. Bunlar daha da umut verici. Çünkü dünyada böyle bir hani canlılık var. Feminizmin durgun dönemlerini geride bıraktığımız bir dönemdeyiz. Bu Türkiye'de de bunun Me Too orada kalmıyor. Artık Me Too olan bir dünyadayız. Ne iyi ki var. O da sadece orada ve sadece ilgili olduğu konuyla ilgili değil. Oradaki seçime de yansıyor. Seçim sonuçlarında kadın ve güçlü adaylar seçiliyorlar. Birçok ülkeye de yansıyor. Yani feminizm yılın sözcüğü seçiliyor ve ben yani 25 Kasım'da biraz yere gitme imkanı buldum. Benim de kuvvet kazandığım yer üniversitelerdi. Çok böyle genç kuşaklarda daha önce olmadığı bir 10, 15 yıl, 20 yıl önce hani daha önceki gelen birikimle neyse ki buluşacak şu anda ve hani buna sahip çıkan birçok genç arkadaşımız var. Bunlar çok umut veren yani bu değişim umut veren bir değişim. Bizim zamanımızda. Ama onun da bir gerilimini de yaşıyoruz Türkiye'de. Şu anda yaşadığımız şiddet de o gerilimle de gidiyor. Bir etki, tepki durumu oluşuyor herhalde. Çünkü dikkat ederseniz mesela kadın örgütlerine yönelik itibarsızlaştırma hamleleri de çok artıyor. Evet, evet. Ve özellikle fail yakınları ne yapıyor? İşte hemen bir terörist göndermesi yapılıyor. Hemen bir zaten onlar işte bir çete vesaire göndermeler yapılıyor. Çok tutmuyor bu ama çünkü doğalsı gereği kadın hareketi çok parçalı bir hareket. Dolayısıyla böyle bir örgüt yok ki karşılığında. Bir sürü platform, dayanışma şu bu kendine oluşan çok parçalı bir hareket olduğu için baş etmeleri de son derece zor aslında. Bunu zaten hani sizler de muhtemelen kendi özel hayatlarımızda da tanık olduğumuz bir şey bu. Yazdığımız, çizdiğimiz bir şeyin üstüne gelen tepkileri görebiliyoruz. Artık orada hani bir şey var, toplumsal mutabakat var. Yani pek çok şiddet hadisesiyle ilgili, devlet şiddetiyle ilgili şey yazıyoruz. Pek çok vakayı alıntılıyoruz. Ama ne oluyor? Kadın cinayeti ile ilgili bir şey olduğunda hiç tepki göstermeyen bir sürü insan da onunla ilgili yorum yapıyor. Laf da alıyoruz birbirimizden ama
bizim bu nafaka lobisi çok peşimizde. Nafaka lobisi diye adlandırdığımız evet. Nafaka'ya da erkeklerin bütün durduğu bir dernek onun mu? Evet evet, medeni haklarımıza olan saldırının hani bir sembolü olarak nafaka üstünden yürüyor. Sanki çok nafakalar ödeniyormuş gibi. Şimdi ben o konuya girmeyeyim, ama başlı başına bir programlık evet, konu. Ama bu nafakacılar her durumda, yani bir kadın hak ihlaline dair herhangi bir başka bir hak ihlali, cinsel saldırı paylaşıyorsunuz, ama nafaka mağduruyuz. Kadın cinayeti haberi paylaşıyorsunuz, ama nafaka mağduruyuz. Dün yine gelmiş, ben baktım hangi tweetin altına yazmış. Bir baktım, Özgecan tweetin altına yazmış. Çünkü o nafaka mağduruyor. Yani gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak bakımından da yani... Hani çok şey iyi oldu. Hani bu ne ilgisi var Özgecan'ın nafakayla? Yani bu açıdan hakikaten böyle bir durum da var, ama sonuçta toplumda işte bunun bir kaynaştığı, bu hani her zaman olduğu gibi hani çelişkilerle gidiyor toplum. Böyle bir eğilimin hani yükseliyor olması, işte biz bunu somut yaşadığımız olgulardan biliyorduk. Kadir Has da verileriyle ortaya koyuyor araştırmada. Toplumda artık kadınların ve modern haklarına sahip çıkma eğilimi de artıyor. Onun çevresinde bir kamusallık da artıyor. Yani o en büyük ümidimiz o. Çünkü asıl atılması gerekli o siyasi irade ve atılması gereken adımlar bu kamuoyu ve bu mücadelenin kuvvetiyle ancak attırılabilecek durumda. Onu da maalesef ki kendiliğinden olan bir dönemde değiliz şu anda. Aslında tam konumuz değil, ama yargı pratiklerinden bahsettiğimize göre bugün verilen bir ilginç karar var. Onunla da ilgili biraz yorum yapmak ister misiniz? Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Gülsün Güvenli'nin davasında mahkeme, yani şimdiye kadar alışılagelmiş yaptırımların dışında bir karar verdi. Bu Barış, ilgili Barış Akademisyenleri evet, diye evet, anılan Barış dilekçe, bir suça ortak olmayacağız dilekçesini imzasıyla ilgili yargılamalarda. Biliyoruz, daha önce de konuştuk bunu. Hani copy paste iddianameler, copy paste kararlar şeklinde gelişiyor. Fakat burada en tuhaf kararları verip avukatlarla da en sert davranan, işte sürekli savunmayı kesen bir 37. Ağır Ceza Mahkemesi var. Gülsün'ün de yargılandığı mahkeme. Salondan avukat atan, en haber olan mahkeme. Sanırım Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na da şikayet için avukatlar hazırlık yapıyorlar ister istemez. Çünkü çok hukuk dışı uygulamalar. Çok değişik kararlar verebiliyor, sürpriz kararlar verebiliyor. Bugün benim izlediğim duruşmada örneğin bir önceki akademisyene ihale indirimi uygulamadı. Niye? Bilmiyorum. Yani hiçbir özelliği yoktu yargılamasını gördüğüm. Kadına yönelik suçlarda bol bol uygulamadı. Arkasından Gülsün Güvenli'nin duruşmasında ona ihale indirimi uyguladı. Hükmün açıklamasının geri bırakılmasını kararını verdi. Bir dakika dedi, yalnız ek bir şeyimiz de var dedi. 2014-15 yılında öldürülen, PKK tarafına öldürülen, şimdi ismini şu an hatırlayamayacağım, birinin eşine taziye yükümlülüğü getiriyorum dedi. Gülsün de dedi ki, onur duyarım. Biz zaten ölümlere karşıyız. Bu nedenle, bildiriyi de bu nedenle imzaladım. Onur duyarım böyle bir şeyden. Bu nasıl bir ceza olabilir dedi. Bu tabii ki zapta geçmedi bu beyan. Fakat sonra tabii değerlendirdik biraz kendi aramızda. Yani bu böyle bir şey, taziyeyi ceza olarak ya da bir yükümlülük olarak sunmak, yani hoca açısından bir problem yok. Hoca zaten onur duyarım diye ilk hemen tepki verdi. Fakat ölenin, şehidin karısı 4 sene geçmiş. Ne bileyim, acısını depreştirmez mi? Hakim olduğunu daha sonra öğrendik basından. Hemen basın çünkü aramaya başladı. Yani nasıl bir uygulama olacak? İsterler mi böyle bir şeyi? Orada olay nasıl gelişir? Yani niye taziye bir ceza olarak verilir, topluma böyle sunulur ve böyle bir mesaj verilir ki Sabah gazetesi de hemen son derece provokatif bir haber yapmış. Hani şey gibi ceza işte. Tokat bir ceza. Öyle bir şey demiş. Öyle bir şey, öyle bir. İbretlik ceza falan diye. Yani birine başsağlığı taziye dilemek. İnsani bir ne, gayet yani insani bir tavır. Ama insani bir tavırı bir mahkeme tarafından topluma ceza yaptırım ya da şey olarak sunulması sıkıntı orada. Tabii. Bu nedenle de, bu gerekçeyle de zaten
itiraz etmeye karar verdik. Yoksa gidip ziyaret etmek de zaten hocamız açısından da bizim açımızdan da hiçbir sorun yok. Bence oradaki tabii bakış açısında şöyle bir sakatlık görüyorum. Toplumu kamplaştıran ve kutuplaştıran zihniyetin orada bir yansıması var. Ve bu aynı zamanda düşman ceza hukuku anlayışına hizmet eden şey. Nefret tohumları ekmek bu işte tam bence de. Yani seni bir düşman olarak konumlandırıyor. Sen o öteki, tırnak içinde öteki gördüğünün ölümünden dolayı bir üzüntü duymayacaksın. Duymazsın. O yüzden seni onun acısını paylaşmakla cezalandırıyorum. Bu son derece düşmanlık güden, düşman ceza hukuku anlayışı içeren ve toplumdaki kutuplaşmayı da son derece körükleyen bir bakış açısı. Yoksa sonuçta insani bir görevdir Tüten'in de dediği gibi taziye ve bir insanın acısını paylaşma. Biz bu ülkede aynı toplumda yaşayan insanlar olarak birbirinin acısını paylaşan, birbirine karşı empati yürüten, diğerkamlık kavramını hayatında yer açan insanlar olarak elbette ki zaten bir taziye eylemini ceza olarak görmeyiz. Ama diğer tarafta mahkemenin bu bakış açısında bence çok büyük bir çarpıklık var. Çarpıklık var ve ne yazık ki çok ciddi bir zihniyeti yansıtıyor. Zaten bütün bu tartıştığımız konulardaki tavrı da mahkemenin herhalde bunun bir yansıması. Aynı zihniyetin bir başka göstergesi. Evet. Taraf olmak. Burada tabii yani bir insani eylemin daha önce kitap okuma cezasının, belki bazen yani birkaç tane duymuştum ama çok net hatırlamıyorum. Kadınlarla ilgili suçlarda da yine kadın cinsiyetçiliğe karşı kitap okuma görevleri verilmesinin, yani bir sürü yaptırımı yapılmasının. O da zaten her erkeğin yapması gereken. Yani kitap okumak ceza olabilir mi? Yani bir insan faaliyet ceza olabilir mi? Kadınla cinsiyetçiliğe, eşitlikle ilgili bir şey, yani yayın okuması, bilgilenmesi bir erkeğin olması gerekendir zaten şimdiye kadar. Onu zaten yapılması gereken olumlu faaliyeti ceza olarak. Yani burada tabii çok tersine dünya. Şimdi cezası olması gerekenlerin cezası olamıyor ve biz kadına yönelik suçlarda üçüncü aşaması cezasızlık ama sözleşmeye göre çok ağır sürdüğü için bizim topraklarımızda onunla uğraşıyoruz. Ya da dosyaların hızla kapatılması, işte bu Aysun Yıldırım'ı anmak isterim savcı. Yani çocuklarının çok normal olarak nasıl öldürüldüğünü, yani zaten hani çok ağır bir kayıp acısı yaşayacaklar da ne için yaşama, yani çok ağır bir şeye katlanacaklar da neye katlanmaları gerektiğini bile bilmiyor bu aileler. Hani neyin acısına katlanacağını bilmek istemesi insanın bundan daha normal bir şey olabilir mi? Bunu bilmek için savcının kapısından kovuluyorlar neredeyse. Yani bir araştırma, sorgulama ve bir tür cezası olması gereken yerde yok, sıfır. Olmaması gerekenleri de ceza olarak oraya, tam bir tersine dünya. Ben de bugün bir haber daha okudum. KHK ile kadın cinayeti failinin cezasında indirim ve... Evet, 3 yılda serbest kalmış. Evet. Ben de gördüm. Ve yani bu KHK'lar... Yani hep mi adaletsizliğin aracı olacaklardı? Yani zaten yeterince adaletsizliğin aracılar. Evet. Bir de kadına yönelik durumlara da döndürülmüş olduğu örnek olması bakımından bana göre çok hani kötü bir olumsuz bir emsal oluşturuyor. Dolayısıyla yani bu hani şüpheli ölümle başlamıştık. Ben oradan bir iki hani durum daha saymak istiyorum. Bizim hani izlediğimiz dosyalardan, ya da Aysun Yıldırım iş yerinin önünde cansız bedeni bulunan arkadaşımızla ilgili hiçbir araştırma yapılmamış. Şule'de olduğu kadar şüpheli durum var. İşte attığı söylendiği pencerede parmak izi yok. HTS kayıtları, ben telefonu gördüm, kırık. Yani özel olarak ortasından belirli bir noktaya kırılmış gibi. Herhangi bir hani düşünce kırılma değil. Ama o telefon bile incelenmemiş. Olması gerekli yani sizler hani hukukçu hocalarım olarak. Temel bazı incelemelerin hiçbirinin yapılmadan kapatıldığı bir dosya. Bu zaten cezasızlık bile diyemediğim, yani gerçeklerin örtülmesi ve adaleti hani ortaya çıkmasını önleme, delil, başka bir suç türünün daha yine hani yani hukuktaki etme halini siz söylersiniz, durum yaratıyor. Yani bunu yarattığı durumda da mesela şunu bile deniyorlar hani failler. Başka bazı davalarda da
Örneğin işte hamile Esma Kurt'la ilgili geçtiğimiz günlerde oldu. Onun telefonundan annesine çocuğuma iyi bakın mesajı çekildi. Ondan sonra daha sonra başka bir mesaj eşime daha gelmesi üzerine. Galiba. Aman eşime iyi bakın. Eşime iyi bakın galiba. Sonra yine iki aylık hamile birinin intihardan hani eğiliminden uzaklaşması hiç düşünülmemiş ama hemen intihar olabileceği düşünülerek öyle yapayım. Sonrasında aynı telefondan başka mesajlar da gelmesi üzerine şüphelenip yeniden açılıyor. Bizim yine bir tane davamızda Halide Özpolat'ta intihar notu yazdırılmış, bırakılmış. Halide Özpolat'ın okuma yazması olmadığının ortaya çıkması üzerine, yani kısa sürdü o. Ondan sonra intihar olmadığı anlaşıldı. Gerçek açığa çıktı ama şunu demek istiyorum. Yani bu bütün o durumlar, bütün bunları bile bu kadar hani yakalanacağın apaçık, hani bu kadar basitçe örterim cüretini bile ortaya çıkarıyor. O kadar teşvik ki bu. Yani, hani öyle bir teşvik düzeyi ki her türlü bunu böyle de yaparım gibi bir duruma gelmiş oluyoruz. Yapılamaz. Yani en azından hani kadınlar var, sessiz kalınmıyor. Kamuoyu onun bu sessiz kalmayan kadınları sarıp sarmalayan bir kamuoyda ne iyi ki artık var. Hani hiç yok değil. Bence her dünya görüşünden mesela bu kutuplaştırma için bu kadar zorlanılıyor ama böyle konularda o da kolay değil. Yani bizim davalarımızda her görüşten hani kadın ve aile var örneğin. Hani o kutbun hani bu kutbu kıran bir mücadele yürüyor burada. Öyle de olması gerekir böyle konularda diye düşünüyorum ben zaten. Hani bu herkes için bir problem. Bu hani yönetenler için büyük problem bu. Onlar için de büyük problem. Böyle bir kadın cinayeti seyri, böyle bir çocuk istismarı seyri olabilir mi? Yani bu yönetebildiğin anlamına gelmez ki. Yönetemediğini gösterir zaten. O nedenle bu yani tabii ki böyle bir sorundur. Yani hepimizin farklı dünya görüşleri olabilir ama bu konuda farklı düşünülemezden hani kuvvetli bir mücadele yürüttüğümüz sürece de adım attırabildiğimizi düşünüyorum ama bunların tek tek tabii ki hepsinin peşine düşmemiz gerekiyor bizim yani. Yani o açıdan da pes etmeyeceğiz ama yani bu Özgecan'ın yıl dönümünde dün yine hani çok pesimist paylaşımlar da okudum ben. Ben bunları okudukça yani ah eden biriyim yani. Böyle bunun bir şeye faydası yok ki. Yani değişmedi, hiçbir şey değişmedi. Bir kere değişti. Biz onu yani kişisel bedensel olarak da yaşadım, kurumsal olarak da yaşadım. Çok değişik bir gün yaşadık biz. Ondan sonra da hayatımız değişti. Türkiye'deki kadınlar da ve genç nesiller değişti. Bu mücadelenin hani ne denir, encamı değişti. Birçok değişiklik var. Ama sorun da devam ediyor. Bunu da kabul ediyoruz da. Kurumsal değişmedi diyerek değişmedi. Hani o değişmedi ama o zaman ayırarak zaten kullanalım. Ben minik bir eleştiriydi. Hani bu paylaşımları yapanlara buradan dile getirmek isterim. Ya bir şey yapmış olmuyoruz ki. Yani bizim yapmamız gereken tek şey bence pes etmemek zaten. Pes etmemek. Pes etmeyen bir mücadele ancak bunun hani bize buradan çıkartacak. Şu herhalde önemli bir şey yaratacak. Yani ben de katılıyorum size. Hakikaten toplumda şu anda artık bunun geriliminin olduğu, hı-hı, bir dönem yaşıyoruz biz. Ama muhatabı doğru tayin etmek, hı-hı, konusunda. Evet, yani toplumsal şeyin, tepkinin, muhatabının doğru çizilmesi gerekiyor. Ondan sonra belki arkasından çok daha, evet, büyük hamlelerle, çok daha büyük adımlarla değişecek toplum. Çünkü hala İşte bu cinayetleri işleyenlerin sanki bu toplum koşullarında yetişmiş ve bu politik ortamdan beslenmiş kişiler değil de böyle uzaydan, evet, ışınlanmış falan bir takım. Zembil de gelmiş. Evet evet, böyle bir takım canavarlar. Yani işte çocuk istismarı vakalarında da aynı şey, kadın, evet, cinayetlerinde, evet, evet, de. Ama o şeyi doğru tespit ettiğimizde, muhatabımızın neresi olduğunu doğru tespit ettiğimizde bence çok ciddi bir yol kat etmiş olacağız zaten. Çok haklısınız. Yani maalesef şöyle kompleks durumlar da oluyor. Mesela Özgecan eylemlerine katılmış bir erkek bizim Cansu Kaya davamızda boğularak hayatını kaybetmişti. Yani kendi girdi, boğuldu ve boğuldu mu? Böyle başka hani cinayet miyle işte mücadele ettik. Bu o dönemde o erkek Özgecan eylemine katılmış erkeklerden biriydi. Böyle hani çapraşık durumlar da olabiliyor. Ama bir yandan da şunu da bir yandan da evet, nereye yönelteceğimizi bilmeliyiz. Ben orada yine bir minik hani bir şey söylemek istiyorum.
bazen yani burada haklı toplumsal tepkinin hedefi öyle bir sapıyor ki yani bütün bu hani linççiliğe kadar uzanabiliyor. Doğru. Yani yine Özgecan'ın failin cezaevinde öldürülmesi çok yanlış bir emsal yarattı. Çok yanlış. Biz intikam değil adalet istiyoruz. Hukukun işlemesini istiyoruz. Bu hukuk yerine kendi hukukumuz yani ve böyle bir takım atarlı tutarlı haller ve bunun önermelerini de ben okuyorum ve kendi kamuoyumuzda da rastladığım oluyor. Yani ben buna da hani bir hani orada da bir öz eleştirel süzgeç gerekiyor ve yani ona da böyle bir eleştirellikle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok öyle dizi var mesela. Çukur dizisinin şey paylaşımı böyle yüceltildikçe yüceltiliyor. Çukur dizisinin kendisi 100 tane erkeğin silahlı öbür 100 tane erkeğe silah doğrulttu. Bireysel silahlanmanın bu kadar yükseldi ve hep namlunun ucunda kadınların olduğu bir tarihte yaşıyorsak kendisi zaten bir problem yani ya da bu kadar atarlı tutarlı erkek olmanın, kadınların da zaman zaman öyle hani atarlı tutarlı halleri olmasının kendisi zaten problemimiz. Biz bundan bıktık bu bıçkın erkeklikten. Evet, o kültürü hani, yüceltiyorsun tabii, ama tabii. Bir tarafta yaptığın sosyal sorumluluk mesajının bir değeri kalmıyor ya yani. İşte bunu da yani ben kendi kamuoyumuza hani biraz yukarılaşma süreci dediğimiz ihkak haktan yani kendi hakkını kendi aramadan hukuk dediğimiz soğukkanlı sisteme geçmek. Evet. Bütün derdimiz o hukuk dediğimizin gerçek anlamda tecelli etmesi, adalet dediğimiz kavramın gerçekten olabilmesi için yapılabilecek tek şey her birimizin dediği gibi galiba mücadeleyi elden bırakmamak. Evet, pes etmemek. İntikam değil, adalet önemli tabii, evet. Evet. İhkak hak değil, hukuk önemli. Evet. Ne hocam bir daha? İhkak hak değil, hukuk evet, önemli. Evet, evet. Peki, çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, aklınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bir başka programda umarım hiçbir şekilde bunları konuşmadığımız hiçbir gereği kalmadığı ama hiç de şimdilik en azından öyle görünmüyor ama bir başka programda yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar.